Değerli seyirciler, Büyük Mücadele'de ilk yarı golsüz sona erdi. Takımlar soyunma odasına dönerken biz de Erman Hoca ile birlikte ilk 45 dakikayı değerlendireceğiz. Ee, hocam, böyle tempolu gitgelli bir maç fakat içeride seyrederken de odada konuştuk. Böyle bir kaotik bir görüntü var sanki. Orta sahalar çok çabuk geçiliyor. İki takımın da orta sahasında boşluklar var gibi geldi. Bana ne dersin? gündüz Bodrum Spor Adana Spor maçını seyrettim. o da 2 -2 bundan mi? çok iyi. 3-3 bitti değil mi? 3-3 bundan çok iyiydi. Şöyle söyleyeyim arkadaş büyük takım büyük takım diyoruz da bak ciddi söylüyorum ikisi de taş değeri futbol oynuyorlar. Hoca şimdi ayıp yani. iki takımın da oynadığı futbol bir fiyasko. Hoca içeride de konuştuk işte kaç kişi seyrediyoruz maçı. Ya ben ekranda hani hadi bir kaleciyi görmeyeyim de ya bir iki takımı göreyim ya ekranda. Hadi kalecileri görmeyelim de. Yani 20 futbolcuyu bir göreyim ya. Ben yok bir yok. sefer görmedim. Sen gördün mü? Yok hocam. Çok büyük boşluk var ortada. Bu, bu ne demek? Bu bu rezalet bir futbol demek. Ya. Yani Galatasaray Şu. kötü. Galatasaray bu kadar transfer yapmış. Futbolcular şey ya al gülüm ver gülüm. Pıt pıt futbolcular. Pıt pıt. Al gülüm ver gülüm. Öyle bir Tabanca gibi girecekler, çıkacaklar. Bilmem ne yapacaklar filan. Yani eskilere bakıyorlar. Keremle Yunus oynarsa belki bir şey olacak gibi. Keremle Yunus bir şey yaparsa olacak. E aldıkları ne abi? Aldıklarını ben anlayamadım aldıklarını. Hazır değiller de. Mertens'in örneğin 31. dakikada bir pozisyonu var. bir pozisyon. Bizim yani... bildiğimiz Mertens onu yani atıp dö direkt ya döner. Tamam bakmaz gol oldunda. Nasıl hazır değiller bunlar ya? Hocam antrenman ne? sezon sezonbaşı kampı görmediler hocam, ki? Ya bilmiyorum. Yani Galatasaray'da şu anda ışık yok. Trabzon'da yok Trabzon zaten Şampiyonlar Ligi geldi ayağına. Onu elinden itti. E orada da yıprandı yani, o maçta bayağı yıprattı. Mental olarak yıprandı. Elenmeyecek yıprattı. bir takım değildi. Fakat ya yorumcuları dinledim bir iki tane inanamadım ya. Ne diyorlar biliyor musun? Ya şimdi tamam Trabzon elendi ama bu takımda bizim diğer büyükler de oynadılar. Eleyemediler, yenemediler. Ya böyle bir mantık olur mu ya? Ya Karıştaki takım böyle bir aman aman bir takım değil ki. Yani vasat mücadele eden bir doğru takım. Oynuyor. Doğru oynuyorlar. Mücadele eden bir takım. Bir şekilleri var. Öyle üst düzey fazla futbolcular yok. Ayıptır ya hoca. Kötüyüz yani. yani. İşte bakıyorsun koca Trabzon diyorsun. Koca Galatasaray diyorsun. Şu Trabzon dikkatimi Trabzon çekti diyorsun, hocam. Uçaklar diyorsun. Yani ne var abi maç bana 45 dakika. ya Galatasaray böyle oynadı. Bu işleri yaptı. İşte Trabzon bunu yaptı. Hadi Okan Yeni. E, Abdullah Avcı eski abi. Yani artık Abdullah Avcı, artık senin konuşmaya hakkın yok. Sen, senin takımı konuşacak hocam. Çıkacak sahaya. İşte o eksik bu eksik, sen geniş kadro kurdun. Hala da topça alıyorsunuz, veriyorsunuz. Senin geniş kadron var. Ya tamam eksik meksik de sen bir şablonun oturttur ya. Ben Trabzon'un oyunundan zevk almıyorum ne kadar zamandır. Bak geçen sene, bak geçen sene. Trabzon aldı götürdü ayırdı. Allah var başarılı oldular o sırada. Arkadan Fener geldi. İsmail'le beraber. Çok kimse diyordu ki İkinci ya Fener'in kadrosu işte yeterli değil. Seneye transfer filan diyordun. Aynı kadroyu İsmail kafaya oynattı. 2-3 maç daha olsa belki lider olacaktı. Bak aynı kadroyu. Demek ki teknik adamın bir özelliği var. Ha şimdi Fener'e bir teknik adam daha geldi. Mesela ona da bakıyorum. O da sanki bir şeyler yapıyor gibi ama mesela Galatasaray'da yok. Abdullah Avcı sen eskisin artık senin senin bir şeyi yapman lazım arkadaş benim görmem lazım Trabzon hakikaten ilk zamanlar keyif veriyordu şimdi vermiyor eğer size veriyorsa bilmiyorum ee, örneğin, bir dinamiklik yok bir şey yok yani bir böyle bir ya bir şeyler yapın arkadaş artık bu kadar sana kalıyor şöyle şeyler oluyor hocam yani sen girişte girizgahta onu söyledin ya mesela hücuma çıkıyor bir takım ee, <laughs> sonra Trabzon defansa gelemiyor. Ya da defansa gelenler var. Orada defansa çıkmayan onu, ileride birileri var. Galatasaray anlattım? gidiyor. Tamam. Yunan'ı nasıl anlattın? 3 kişi gidiyor. Yunan'ı nasıl anlattın? Bu tarafta. de binip de jikle çiğneyemiyorlar hocam. Ya jikle çiğneyecekler ya pisiklete biniyorlar. Ya pisiklete binerek jikle çiğneyin ya. ...hücum yaparken arka taraf laleli. E, arka tarafı kuvvetli yaparken hücum laleli. Baktım birkaç pozisyonda Galatasaray hani biraz daha e, maçı yönlendiriyor gibi gözüktü belli bölümlerde. Yunus gidiyor, Kerem gidiyor, Seferovic var. Arkadan gel geliyorlar. Yani bayağı bir zaman sonra geliyorlar. Trabzon savunması yerleşiyor. E ondan sonra zaten set hücumuna dönüyor iş. Hocam... Keza Trabzon gidiyor. Top kaptırınca bu sefer geri dönemiyor. O Okan'dan beraber Galatasaray kaçıncı başına oynuyor? Dört. Ve Galatasaray Avrupa'da oynamıyor. Yok. Yani bir de o avantajın var senin. Tabii tabii. Ama takımın daha iyi olması lazım hocam. Bana kimse söylemesin yani. Fizik olarak da daha iyi olması lazım. Şimdi e, Ne olursa olsun ya. Oliveira çok e, şey hiç böyle temaslı oyunda yok. E, belli bir metrekarede oynuyor Oliveira. Hani top ayağında yokken yok. Top ayağındayken iyi işler yapıyor. Topsuz alanda yok. E, Mertens daha fizik kalitesi iyi değil. Torreira bir şeyler yapmaya çalışıyor ama ona çok yük bilince bu sefer o da pas hatası yapıyor. Gelelim Trabzonspor tarafına. Hamşi'nin onlar yokluğunu bayağı hissediyorlar. İşte Visçal'ın olmaması sıkıntı, Treze gibi vakeme efekti yaratamadı. Yani böyle bakınca işe e, hocam yani tek bugünlerin, tek de sıkıntılar... Bugünlerin çok... olacağı belli miydi? <laughs> Belliydi ya sen geniş kadro diyorsun... Aldığın adamlar 30 yaşın, 32 yaşın üzerindeki adamlardan fazla bir şey bekleme. Sakatlanırlarsa çok uzun süre onları sakatlı. Bugün hap şeyin sakatlanması, misal veriyorum. Bir buçuk ayda iyi olacaksa o 22 yaşında 15 günde iyi olur. E, tabii daha fazla. Bu iş böyle değil bir standart. Sen yaşlı adam almışsın zaten. E ona göre yap. Alma abi o zaman. Almayın. Yani ben 3 maç oynayacak, 5 maç oynamayacak adamı niye alayım o paralara? Tamam iyi oyuncu da bana turşusu geliyor. Almayın abi. Bak oynatamıyorsun en kral maçlarda. Hadi Biskar 2 tamam. Bir darbe sakatlığı evet. iki. Onun, onu engelleyemezsin. Darbe alırsın. Kolun kırılır. Allah'ım ayağın kırılır. Türkiye kariyerinde çok az sakatlanan bir, bir oyuncu. Evet. <laughs> Ama ben öyle adere sakatlığı bilmem ne sakatlığı. Kusura bakmayın. He. Bu ya çalışma noksanlığıdır. Ya kendine bakmama noksanlığıdır. Hocam, o kadar basit. Bir şey dikkatini çekiyor mu? Ekranı da verdi e, sevgili yönetmenimiz. Trabzonspor'un 117 isabetli pası var. Galatasaray'ın 197 isabetli pası var. Bu nasıl rakam ya bunlar? Yani 117 demek maç ortalama senin 250 civarında olacak demek. 300 küsürü bulamaz. 197 hep biraz daha şey ama yani e bu tamam, rakamlar sahada, büyük takım rakamları 400'ü hep geçmeli. E, e tamam rakip sahada da pas baksana 68-62 neredeyse eşit. Yani işte isabetli böyle olunca pas. da ama. Hocam nasıl oynuyorlar? Araya ileriye riskli pas atamıyorlar. Tabii, tabii. Niye sağ atamıyorlar? Gidecek adam yok. Zamanında çıkamıyorlar. Galatasaray hücum ediyor. Çok tehlikeli pozisyonlar oluyor. Bekliyorsun değil mi? Kameraya kaç tane Galatasaraylı diye. Rakip geliyor. Galatasaray'da iki tane geliyor. Trabzon, Arkadan üç tane Mesela bugün Bakasetaslı Ömür'ü de çok arıyor Trabzonspor. Yani Uğurcan'ı... Ee... Muhammed kardeşimiz e, Mertens'in pozisyonunu iyi çıkarttı. Onun dışında da pek bir iş düşmedi zaten. Hani Uğurcan var yok öyle çok şey yapmadık da e, ben orta sahada ve hücuma çıkışta o geçiş oyunlarında e, İnşallah ya da bakasetası. İnşallah, inşallah biraz doğru dürüst top oynarlar da şu var yani berabere giderse giderse böyle kötü futbol gidecek ha birinden biri gol atarsa. O zaman biraz daha maçı renkli seyredebiliriz. Galatasaray'ın hocam Galatasaray'ın oynadığı 3 maçında ilk yarısı golsüz bitmiş biliyor musunuz? Bu 4. Dördüncü maç, 4.'sü de golsüz bitti. Zaten bütün maçları 1-0. Yani böyle oynarlarsa hepsi 1-0 yani maçları. Yani 4. maçları da golcü. 2 galibiyet, 1 yenilgi, hepsi 1-0. Yani Giresun'a 1-0 yenediler, diğerlerini birer 0 yendiler. O da 90'da attılar. Şimdi işte. de 90'da attılar. Şey aldı, ipten aldı. Yani bir, enteresan bir eee <laughs> istatistik. Hocam, yeni bir teknik adamın geldiğini tamam dördüncü maç beşinci maçta artık yavaş yavaş hissetmek mecburiyetlisin. Yani ha bak bu antrenör şunu yapmaya çalışıyor bunu yapmaya çalışıyor demelisin artık. Beşinci maçta tamam on maç ama on maçtan sonra bahane olmamalı. Okan'a bakıyorum kenardan hakeme bağırıyor. Hakeme bağıracağına topçuna var. Bağır. Topçun bir şey yapsın. Antrenmanda topçunu öyle hazırla. Hakem kolay hakem. Trabzon da 7. resmi maçını hakem... oynuyor. Daha farklı olmalı. E Trabzon bir de eski abi teknik tek adamıyla müblemiz şeyle hani yeni sorayım? oyuncuları da katarak diyorum. Bak, Ama Trabzon geçen senenin yarısından sonra heyecan vermedi. Ha şampiyon oldular. Diğerleri çok kötüydü şampiyon olurken onu söyleyeyim. Şunu da diyorlar ben ona karşıyım ona kabul etmiyorum. İşte Hakemler yardım etti de Trabzon şampiyonu şey yok kardeşim. Ligin 3'te 2'sini force etti Trabzon yani, takımı. %60'ında Trabzon iyiydi. Orada şeye girdiler havaya girdiler rekor kıracağız filan diye. Yani diğerleri kötüydü. Ama diğerleri geliyorlar. Şimdi Fener bir şeyler yapacağı benziyor. Beşiktaş bir şeyler yapacağı benziyor. Asra'ya pek benzemiyor. Trabzon'da pek benzemiyor sana onu söyleyeyim. Biraz erken hocam ya biraz daha bekleyelim. Yani Galatasaray'da daha yeni İyi. takım. Nerede bekleyeceğiz? Otobüs durağında mı dolmuş durağında? <laughs> ha, tabii bu arada tabii e, kazanmak lazım. Ya, otobüs durağından bekleyeceğiz. Dolmuş hangisi çabuk gelecek? Gerçi Galatasaray hani şu oyunda 6 puan kötü değil şu ana kadar. Bugün de son dakikalara alırlarsa belki kurtarır. <laughs> Üçüncüyü de burada buradan halledebilirler diyorsun. <laughs> Kompleş girer girmez psikolojik olarak bozulabilir takip takımlar. Hocam hakemi nasıl buldun? Ali Palabıyık. Varda Alper Ulusoy görev yapıyor. Sağda Ali Palabıyık. Hakemlik ufak tefek böyle temaslı işlerde oynatmaya çalıştı. Böyle çok aa ya bunun ya, kartlar var. Bakacağız. Hocam bu hafta şey de başlayacakmış. Hani de başlayacakmış salı günleri. Onları da göreceğiz. Hakemleri de göreceğiz onlara Kasım'a kadar şans verecekler. Herkes onu evet. diyor. Federasyon başkanı dahil. Başkan Enderasyon da rica düzen etti. etti. Biz düzenden, düzenden geçiyoruz. Evet. Şeye kadar hani Ekim'e kadar Kasım'a kadar şeye kadar Katar'a kadar. Evet. Bakacağız iyi mi kötü mü? Ne yapacaklar? Temizleyecekler mi? Temizlemeyecekler mi? Mıntıka temizliği mi yapacaklar? Yoksa gray derlenme girecekler <laughs> filan? Ben de merak ediyorum. O zamana kadar biz de bakacağız. İşte MHK'ye de bazı şeyler açıklık getirirse iyi olacak. Onu da göreceğiz. Evet. Yani güzel olacak hocam. He. Bizim için iyi olacak da Tabii. futbol için iyi değil. Sana söyleyeyim. Dileyelim futbolumuz için iyi olsun Futbolu hocam. Futbol iyi olsun. Peki biz yavaş yavaş artık ...scoreboard'a sözü bırakacağız. Scoreboard'un ardından 90 artı 1'de birlikte olacağız. Biz tamamlayınca da takım oyunu aspor ekranlarında olacak efendim. Dolayısıyla bu dev maçın heyecanını doya doya yaşayacağız. Sizler aspordan ayrılmayın. Sözü skorboarda bırakalım.